Hallo Leute, wie geht es euch? Ich hoffe, alles in Ordnung. Jetzt, wo ich angefangen habe, Videos zu drehen, wie man Deutsch lernt, haben sich die Leute auch über mein Deutsch gewundert. Die logischste und erste Antwort, die ich auf die Frage, wie ich Deutsch sprechen kann, geben kann, ist, dass ich viel Sprachübungen mache. Aber was die meisten Leute nicht denken oder übersehen ist, dass sie direkt sprechen, ohne irgendwelche Vokabeln oder Grammatik zu kennen. Das kann sehr problematisch sein. So, erstmal Freunde, also müssen wir auf jeden Fall erstmal einige alltägliche wie Satzmuster oder die Wörter auf einem Grundniveau lernen, bevor wir angefangen zu sprechen. Generell sehe ich, dass zum Beispiel B1-Niveau eine Grenze für aktives Sprechen. Und das heißt, dass man zuerst allgemeine und alltägliche Muster oder Sätze lernen sollte und dann zum Sprechen übergeht. Wie auch immer das Hauptthema dieses Videos ist, wie man mit eTalki, also das heißt, also das spricht auf Englisch iTalki, eine Anwendung ähnlicher wie Cambly, haben Sie schon gehört, glaube ich, und einfach und praktisch Deutsch üben kann. Um dies vorzustellen, ich möchte mich auch bei eTalki für das Sponsoring dieses Video also bedanken. Und wenn Sie möchten, können wir mit dem Video fortfahren. Da diese Woche meine Klausurswoche an der Universität war, konnte ich nicht sehr aktiv auf Instagram und YouTube sein. Aber ich werde ein extra Video darüber drehen, wie ich für Klausuren lerne und wie es an der Universität läuft. Jetzt bin ich in die Bibliothek gekommen. Also dahinter, mit Freunden an der Universität zu lernen. Nächste Woche beginnen meine Prüfungen, also den Klausuren. Also wünsche mir bitte Glück. Ja, dann machen wir einfach weiter. Evet, benim konuştuğum gibi Almancayı nasıl konuşursunuz? Telaffuzlara nasıl dikkat edersiniz? Almancanızı konuşarak nasıl geliştirebilirsiniz? Bu videoda bundan bahsedeceğim ve dediğim gibi bu videoyu eTalki üzerinden göstereceğim. Gerçekten çok beğendiğim bir web sitesi, bir platform oldu. Büyük bir platform. Tek bir web sitesine de dahil değil. Yaklaşık 10 binden fazla eğitmeni var ve farklı farklı ülkelerden. Bu yüzden bir sürü dil öğrenme imkanınız oluyor. Ben eTalki'nin konseptini daha çok Cambly'ye benzettim. Çünkü Cambly'de de aynı mantık vardı. Birebir karşılıklı olarak öğretmenle ders yapıyorsunuz. Ben şu ana kadar herhangi böyle bir uygulama kullanmadım. Fakat bundan sonra İngilizce adına eTalki'yi kullanmak istiyorum. Ve bir eğitmenle birlikte birebir görüşme yapıp bunu size gösterebilmem için bana verilen eTalki coinlerini kullanarak o dersler haricinde başka dersler de aldım ve gerçekten hoşuma gitti. Bundan sonraki dil öğrenme sürecimde de eTalki'yi kendi adıma da kullanacağım. Ve sizlere bugün bunu tanıtmak istiyorum. Bana sorulan Almancamı nasıl geliştirebilirim sorusuna verebileceğim en güzel cevap konuşmak, pratik yapmak, kendinizi dile maruz bırakmak. Ben Almanya'da yaşıyorum, Bremen şehrinde yaşıyorum ve burada üniversite okuyorum. Bu yüzden bir sürü Alman arkadaşım var. Çevremde herkes Almanca konuşuyor, üniversitede dersleri Almanca görüyoruz. Ve günde ben 5-6 saat istemeden de olsa Almanca'ya zorunlu olarak maruz kalıyorum. Böyle bir durumda da tabii ki pratik yapmaktan başka bir şansınız olmuyor. Yani onu bir kullanıyorsunuz artık o öğrenmekten çok bir araç haline geliyor dersleri anlama adına. Bu yüzden günlük olarak ben zaten aktif bir şekilde Almancamı geliştiriyorum ve bunu doğal bir süreç içerisinde ilerletiyorum. Fakat sizler Türkiye'de yaşıyor olabilirsiniz veya buraya yeni geldiniz Alman çevreniz olmayabilir ki ben de bunu yaşadım aynı şekilde. Ben tabii daha farklı yollara başvurdum. Onlarla ilgili de video yaparım. Gönüllü çalışmalar yaptım. Yaşlılara yardım ettim. Bu gibi şeylerle şıprak kafelere katıldım. Bu gibi şeylerle aslında kendi dilimi ilerletmeye çalışmıştım. Ama bunlar gerçekten yorucu olabiliyordu kurstan sonra. İşte git gel saatleri uymayabiliyordu. eTalki'nin bir güzel tarafı da istediğiniz zaman girip kendi seviyenize göre bir ders alabiliyorsunuz. Öncelikle randevu alıyorsunuz. Öğretmenden onaylanırsa öğretmen tarafından daha sonra derse başlıyorsunuz. Evet şimdi genel olarak toparlayacak olursak dil öğrenirken en güzel öğrenme metodu konuşma dedik. Biriyle pratik yapma dedik. Ve şimdi isterseniz bunu yapabileceğiniz eTalki'ye kısa bir göz atalım ve kendi yaptığım dersten birkaç kesitle birlikte sizlere bu platformu tanıtayım. İlk olarak genel bir göz atalım neler var. Şimdiye kadar yaptığım dersler ve öğrendiğim dil Almanca olarak sizlere tanıtmak için
bir ders satın almıştım. Burada kendi bakiyenizi görebiliyorsunuz. Arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz ki bunu da getirisini sizlere paylaşacağım birazdan. Bu şekilde genel bir görüntüyü burada görebiliyorsunuz. Dilinizi, para biriminizi aşağıdan seçebiliyorsunuz. Find a teacher bölümünden size uygun olan öğretmeni ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları da güzel bir şekilde kategorize edebiliyorsunuz. Öğrenmek istediğiniz dili seçtikten sonra hangi konuda pratik yapmak istediğinizi seçiyorsunuz. Genel mi, iş mi, yoksa herhangi bir sınava hazırlık olarak mı veya çocuklar için de bir bölüm hazırlanmış durumda. Ne zaman müsaitsiniz? Ona göre buradan öğretmeninize uygun bir şekilde, yani size uygun olan zamanda öğretmen ayarlanacak şekilde burada karşınıza çıkıyor. Ve aynı şekilde kendi ana dilinizde konuşan birisini istiyorsunuz ve öğreneceğiniz dilde konuşan birini istiyorsunuz daha iyi bir şekilde pratik yapabilmek için. Bu yüzden o kısmı da buradan seçebiliyorsunuz öyle bir isteğiniz de olursa. Ve burada Alman ve burada öğretmenin de nereli olmasını istiyorsanız buradan seçebiliyorsunuz. Daha fazlası için de burada ücreti ayarlayabiliyorsunuz ki bu gerçekten güzel bir şey arkadaşlar. Karşınıza öğretmenler, eğitmenler çıkıyor arkadaşlar. Buradan istediğiniz öğretmeni seçebiliyorsunuz. Ne kadar ders yaptığını vesaire görebiliyorsunuz. Oldukça güzel. Ben herhangi bir öğretmen için bir örnek sizlere göstermek istiyorum. Karine diye bir öğretmenimizmiş. İngilizce ve Arapça konuşuyor kendisi. Kendisi hakkındaki kısmı buradan okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ve eTalki'de öğretmenlerin de puanlandırılması olduğu için eğer memnun olursanız ders sonrasında öğretmeni puanlayabiliyorsunuz. Ve bir sonraki kişi için bu bir referans olabiliyor. Ve siz de 5 yıldızlı bir öğretmen seçebilirsiniz örneğin buna dayanarak. Buradan öğretmen tanıtımını yaptıktan sonra, gördükten sonra book listen diyoruz arkadaşlar. Daha sonra buradan bize ne tür bir pratik yapmak istiyorsunuz diye soruyor. Seçiyoruz herhangi birini. Next diyoruz. Ve farklı farklı opsiyonlar sunuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. 30 dakika, 45 dakika, 60 dakika olmak üzere yine 10 ders vesaire böyle. Buradan seçebilirsiniz istediğiniz gibi. Ve son olarak hangi tarihlerde müsait olduğunu öğretmenin gösteriyor burada. Ve sizler de bu uygun tarihler arasından bir seçim yapıp Next dedikten sonra kendi eğitiminizi satın almış oluyorsunuz. Ve randevu tarihi geldiğinde ise eTalki Classroom'una girerek derse giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz şimdi eTalki'nin bir eğitmeniyle olan yaptığım konuşmayı inceleyelim. Daha sonra videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Okay, das heißt, wir reden über verschiedene Themen einfach Ja, und das etwas an. geht. Okay. Ach, dann wäre die erste Frage, könntest du dich bitte vorstellen? Ja, natürlich. Ich bin Ahmet Aydeniz. Ich komme aus der Türkei und ich bin Informatikstudent an der Uni Bremen. Seit 1,5 Jahr bin ich hier. Zuerst habe ich bis B1 in der Türkei Deutsch gelernt, dann habe ich hier einen B2 und C1-Kurs abgeschlossen. Dann habe ich ein ZC1-Zertifikat bekommen. Dann habe ich mein Studium begonnen. Jetzt bin ich in der Klausurphase, deswegen lerne ich Viel so Glück. viel heutzutage. Aber geht so. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil ich keine Vorkenntnisse habe über Informatik. Und deswegen war es ein bisschen schwierig am Anfang, aber jetzt wird noch besser und ja, im Laufe der Zeit wird noch besser, glaube ich. Ja, ich stelle mich auch vor. Ich bin Alec. Ich bin 27 Jahre alt. Ich habe Englisch und Geschichte studiert. Wollte Lehrer werden, hat nicht geklappt. Jetzt suche ich momentan eine Ausbildung in vielen verschiedenen Bereichen. Ich bin seit über 2 Jahren iTalki-Tutor. Es macht mir sehr viel Spaß, weil die Arbeit ist zeitlich flexibel. Das ist Corona-sicher. Ich habe während Corona angefangen. Ich lerne Leute aus der ganzen Welt kennen. Also ich hatte schon alle Kontinente. Ich weiß gar nicht, wie viele Nationen. Da gibt es leider keine Statistik für. Aber ich glaube, ich hatte inzwischen mehr als 500 Schüler. Gut, da sind ja noch einige dabei, die machen eine Stunde und dann siehst du die nie wieder. Aber ich habe auch schon 4 meiner Schüler im echten Leben getroffen, was cool ist. Warum IT in Deutschland studieren? Warum nicht in der Türkei? Es gibt in Deutschland so viele verschiedene Möglichkeiten für die Informatikstudenten, sowohl als Firmen als auch die Weiterbildungen und so. Der Hauptgrund war die Universitäten. Also die Universitäten sind in Deutschland kostenlos. Nicht Universitäten, kostenlos, aber nicht kostenlos, günstig. aber fast.
Die anderen Universitäten innerhalb Europa sind so höhere, mit so höheren Preisen. Deswegen habe ich in Deutschland im Studium. Nächste Frage, warum Bremen? Warum nicht irgendwo anders? Oder war es einfach die Ja. beste? Wie bist du denn darauf gekommen, so viel mit YouTube und Instagram zu machen? Also ich habe das jetzt nur kurz überflogen, aber was ist so deine Motivation dahinter? So, erstmal helfen für die Menschen, die aus verschiedenen Ländern kommen, besonders Türkei. Ich gebe auch eine Beratung für die Studenten, die aus der Türkei kommen möchten, mit einem Studium oder mit einem Sprachkursvisum. Wir brauchen ein Visum, hierher zu kommen. Und dieses amtliche Prozess sind manchmal ein bisschen schwierig und die Menschen brauchen manchmal Hilfe. Und ja, im ersten Mal habe ich einen YouTube-Kanal, mit einem YouTube-Kanal das angefangen. Dann wollten die Menschen von mir eine Beratung über dieses Prozess. Dann hier habe ich ein kleines Startup mit den Anwälten gegründet. Dann mit diesen Beratungen finanziere ich meine alle Lebensunterhalten und so. Das ist schon geil. Und ja, auch für die Instagram habe ich einige Reels einmal erstellt. Dann ja, dann habe ich geguckt, dass die Menschen meine Reels mögen und noch sie weiter sehen möchten. Dann habe ich mich entschieden, ja, dass ich schaffe kann. Dann habe ich auch den Reels ein bisschen vermittelt mit den Menschen und auch YouTube mit einigen Videos, wie kann man Deutsch lernen, wie kann man nach Deutschland kommen und so. Dann, bisher war echt interessant für mich. Ja. Ja, also was ich jedem meinen iTalki-Schülern empfehle, probiere dich mit Deutsch zu umgeben, wenn du kannst. Also wirklich schau auf Netflix Filme, die du gut kennst, lese vielleicht Jugendbücher, wo die Vokabeln noch nicht Ja. so schwierig sind. Aber kein Science Fiction oder Fantasy, dort wird sehr viel erfunden. Wobei ich sage, Harry Potter ist okay. Habe ich auch früher gelesen, klar. Easy German ist sehr, sehr gut. Easy German Einer ist der ja besten wirklich gut. Kanäle, die es da draußen Ich gibt. empfehle auch. Deutsches Geplapper ist auch gut. Geplapper, das ist so ein anderes Wort für Gerede. Das ist so ein Podcast-Kanal für fortgeschrittene Deutschlernende. Und die haben dann auch viele verschiedene Themen. Mr. Wissen to Go ist auch noch gut, Ja. weil die Aussprache ist sehr klar, ist jetzt nicht so leicht wie Easy German, aber die haben sehr viele verschiedene Themen. Und sonst Doku-Kanäle, also WDR, SWR, Arte, alles auf Deutsch gemacht, weil unsere Synchronisationsindustrie, sage ich mal, ist riesig. Du findest alles auf Deutsch, alles irgendwie übersetzt, egal ob Bücher, Songs und Texte, gibt's alles auf Deutsch irgendwo. Genau. Evet, gördüğünüz gibi Almanca konuşmak her ortamda artık mümkün hale geliyor. Bu gibi platformlar sayesinde. Bundan önce hangi web siteleri kullanılarak Almanca öğrenilebilir diye bir video çekmiştim. Onu kartlar kısmında bulabilirsiniz. Orada da farklı web sitelerini göstermiştim. Ve burada Almanca konuşma serimize başladık. Almancayı nasıl daha güzel bir şekilde konuşabiliriz? Bunu tanıttığım farklı farklı siteler olacak, farklı farklı uygulamalar olacak. Bunları da kaçırmamak için lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Kanala abone olmayan büyük bir kesim var. Kanala abone olursanız yine farklı insanların da bu tür videolardan yararlanmasını sağlamış olursunuz. Sorularınız olursa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Almanca çalışmada kolaylıklar diliyorum. Umarım güzel bir şekilde Almanca çalışır. Almanya'da gerçekleştirmek istediğiniz hayallerinizi bir adım daha atarsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.